artık burada ne yaptığımı aşağı yukarı biliyoruz. O yüzden hiç açıklamaya girmiyorum ve dip boyası sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bugün yine saçlarımı boyayacağız. Gördüğünüz gibi bundan herhalde 5-6 ay önce buraya ilk taşındığım zamanlarda bana yine bir hal geldi ve ben saçlarımı açtım. Ondan sonra yine pişman oldum ve yine kendi haline döndürmeye çalışıyorum. Bu sebeple de diplerimde görmüş olduğunuz kendi rengim gitgide boyası açıldıkça, aktıkça geri gelen o açık renk arasındaki farkı eşitlemeye çalışıyoruz. Yine her zamanki gibi aynı boyayı kullanacağım. L'Oreal'in Ineos'u bu bir işbirliği içermemektedir. Hep bu boyayı kullanıyorum. O yüzden de bahsediyorum. 5.0 Light Deep Brown. Açık, açık koyu kahve. Bunun aslında Türkçesi biraz saçma geldi bana. Neyse. Gri renk olduğu için muhtemelen bu soğuk alt tonlu, gri alt tonlu bir boya diye düşünüyorum. Çünkü burada böyle bazen renk kodları gibi şeyler oluyor. Ben de zaten soğuk alt tonlu bir şey istiyorum bu arada. Çünkü zaten bunlar daha önce L'Oreal ile açılan tarafları olduğu için böyle gitgide hafiften bir turuncumtırak bir renge dönüyorlar. Ben de onu hiç sevmiyorum. Böyle daha sanki karşı karşıyaymışız gibi oldu. Biraz kameranın açısını değiştirdim. Çünkü boyum o kadar uzun değilmiş. Bir baktım. Şurada kalıyorum yani. Şimdi bu tişörtü de çok aslında ziyan etmeden bu işi yapmak istiyorum. O yüzden çok dikkatli olmaya çalışacağım. Şöyle bütün ucunu bunun alsam, sonra da diplere geçsem bence bunu çözeriz. Başlayalım. Her zaman olduğu gibi işe boyamızı karıştırmakla başlıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz demek isterim ama ne yazık ki Türkiye gündemi insanı gerçekten iyi yapmayacak kadar sinir bozucu ve rahatsız edici bir noktada ne yazık ki. Uzakta da olsak takip edip canımızı sıkıyoruz çok şükür. Sıkmamak mümkün değil çünkü ne yazık ki. Of, yani bu konuları da konuşmak istemiyorum bu arada ama bir yandan da yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi de insan şey yapamıyor, yaşayamıyor yani. Davranmadan hani ne davranmadan, konuşmadan da edemiyorsun bir noktada. 60 gramlık bir kutu boyayı sıktım. Bir de şimdi şeyi sıkacağız. Şimdi oksidanı sıkacağım. Bu artık bu arada bize veda ediyor galiba. Bu son şeyi olabilir kendisinin bizimle. Maalesef. Bakalım belki bir tane daha çıkarır ama göreceğiz şimdi. Şu çok keyifli bir aktivite ya. Çok seviyorum. Yani bundan bir boya bence çıkmaz ama zorlarsak çıkabilir. 1 kilo oksidan bitecek. Kaç videoda kullanıldı ama bu kaç. Açmayı bile bununla yaptım. Zaten yarısı orada gitti çok yüksek ihtimalle. Saçlarım da uzamaya başladı artık. Bir kutu boya yetmemeye başlayabilir diye hissediyorum. Ve saçlarımı bilerek uzatıyorum. Normalde ben yıllardır, artık hatırlamadığım kadar bir yıldır böyle hani şurama kadar geldiği noktada hemen ya kendim kesiyordum ya kestiriyordum. Ama bu sefer uzatmaya karar verdim. Biraz böyle saçlarımın uzun halini özledim gibi hissettim. Bakalım ne olacak. Ama benim saçımda da şöyle bir problem var. Bilmiyorum kıvırcık saçlı olup da bunu çözebilen varsa, bana söylerse çok sevinirim. Benim saçlarım uzadıkça o böyle güzel, kabarık, fluffy kıvırcıklığını biraz yitiriyor ve böyle aşağıya doğru sönmeye başlıyor. Bu beni bir tık rahatsız ediyor. O yüzden uzadıkça kestiresim geliyor aslında. Ama yıllardır bunu yapmadım, şimdi bir deneyeceğim. Bilmiyorum. Bir de saçlarımın dibi kendim ya, o yüzden orası her zaman daha sağlıklı ve bir tık daha yağlı oluyor. O yüzden böyle puf diye aşağı doğru gidiyor yani. Bir de bayağı kurudu saçlarım. Yani bu ara işte bakamıyorum saçıma falan, o kadar çalışıyorum ki yani size anlatamam gerçekten. Hiçbir şekilde öz bakıma dair bir şey ne yazık ki yapamıyorum yani. O yüzden de saçlarım acayip kurudu. Şimdi bir de boya yapacağız. Ama Türkiye'den getirdiğim şeyler duruyor. Kemik suyu kolajen diye bir Instagram hesabından aldığım çok güzel saç bakım yağları var. İlik. İlik yağlı. Ha, aynen doğru söyledim. İlik yağ, jojoba bilmem ne, onları böyle karıştırmışlar. Bayağı güzel bir şey. Ondan ne zaman yapsam saçlarım çok iyi toparlıyor ama onu düzenli yapmak gerekiyor. Bende de bu ara o düzenliliği sağlayacak istikrar ne yazık ki yok. Aynı zamanda zaman. O yüzden biraz salmış bulundum. Nasıl hemen gündemden sizi kopardım ama Türkiye gündeminin dışında bir sohbete döndüm. Bakım işleri zaten yani ben buraya taşındığımdan beri acayip azaldı. Burada çok pahalı manikürdür, pedikürdür, cilt bakımıdır falan, bunları dışarıda yaptırmak ve zaten ben de vakti zamanında alışveriş bağımlılığımı bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bayağı bir şey aldığım için cilt bakımına dair, yani küçük bir
cilt bakım merkezi açacak kadar elimde aslında ekipman var. Bir tane cilt bakım videom var AliExpress ürünleriyle kaç sene önce. Oradan aldığım her şey duruyor. Scrubber'ım var, gözenek açıcı, buhar zımbırtısı var. Ne o bız bız elektrik veren yuvarlak başlı. O var. Yani hakikaten aslında işimi görecek kadar cilt bakım şeyi var. Seni de şöyle alalım. Yani o yüzden artık böyle kör topal bir şekilde şey yapıyorum. Kendi kendime cilt bakım meselelerini falan hallediyorum. Manikür konusunda henüz uzmanlaşamadım ama Pınar manikür de çok iyi ama başka birini yapabilir mi emin olamadığım için ona güvenemiyorum. Burada böyle birbirimize manikür günü falan yapıp birbirimize buluşup bakım yapıyoruz. Saçma sapan aktivitelerimiz ortaya çıktı. Yani anlayacağınız burada bu işleri kendim halletmeye çalışıyorum. Yine Avrupa'da yaşayan ve benimle aynı dertten muzdarip ya da sadece Türkiye'deki aşırı artan fiyatlar sebebiyle de bunu yapmıyor olabilirsiniz. Hani ben şöyle bir şey kullanıyorum manikürde, pedikürde çok iyi ya da cilt bakımında şöyle bir şey yapıyorum diye tavsiyeleriniz varsa hepsine çok açığım. Duymayı çok isterim. Yani bu konularda birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da yaşayan bacılarım. Euronun öyle bir kıymeti var ki ben şimdi maniküre pediküre ayda 150 euro para vereceğime yani o 150 euro ile neler yaparım diye düşündüğüm için kesinlikle bu parayı harcamıyorum. Bir de şimdi Türkiye'ye gidiyoruz önümüzdeki hafta. Zaten orada ben yine bir 10 bin bakımına gireceğim. Gittiğim yerler zaten belli. Daha önceki videolarda da hep söyledim. Manikür, pedikür, lazer, işte cilt bakımı, masaj, ondan sonra cıma, botoks, alın botoksu. Bir de geçen dudak dolgusu yaptırdım geçen gittiğimde. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür dudaklar biraz şişikti. Şimdi bak yine indi biraz. Biraz değil hatta indi yani. Ki ben zaten hani inen bir dolgu istiyordum. Hani böyle şey dolgular oluyor ya kalıyor orada. Hani sonra yukarı doğru çekiyor ve dudağınızın üst tarafında çizgi oluşturuyor. Ben onu sevmiyorum. Onu yapan yerlerde var mı hala? Açıkçası bilmiyorum ama benim gittiğim yer bir dakika söyleyeceğim. Hyaluronik dolgu yapıyor. O yüzden kendi kendine aslında eriyor. Böyle doğal haline dönüyor. Çok hoşuma gitti. İlk defa denedim. Ve cidden memnun kaldım yani. Hoşuma da gitti çok azıcık şöyle. Abartılı da bir şey yaptırmadım tabii ki. Dudak yaptırmadım. Kendime baktığımda bu kimya diyeceğim noktada bir şey istemiyordum çünkü. O yüzden sonuçtan çok memnun kaldım. Gerçekten hoşuma gitti. Ruj sürmek falan acayip keyifli hale geliyor yani. Yaptırmayı düşünmediğim bir şeyken hadi bir deneyeyim deyip çok beğendim hakikaten. Yani işte böyle yılda iki kere Türkiye'ye gidip gelsek. Aa hemen boya oldu üstüm. Tişörtü kayıp mı edeceğiz? En kötü çamaşır suyuna batırırım diye açıkçası beyaz tişört tercih ettim. Konuşmayalı, görüşmeyeli burada neler oldu derseniz ben çalışıyorum. Bu ara gerçekten soluksuz bir şekilde çalışıyorum. Yeni bir markayla anlaştık ve onların influencer işbirliklerini ve sosyal medya işlerini falan yapıyorum. Ve çok yoğun geçiyor gerçekten. Ya yoğunluk bu arada iyi mi geldi? Vallahi geldi aslında. Çünkü artık zorunlu bir şekilde sabahları erken uyanmak durumunda kalıyorum. Ve bu benim hoşuma gitmeye başladı bayağı. Çünkü hiçbir şey yetişmiyor falan diye ağlarken aslında yeteri kadar erken kalkmadığımı fark ettim. Öyle bir şey ki freelancerlık hani tamamen size bağlı ya. Hani işin bitmesi, yetişmesi falan. Böyle bazen o dengeleri kontrol etmek zor olabiliyor. Sonra dedim ki bir erken kalk bakalım Zeynep ne oluyor? Bir kalktım. Her şey çözüldü. Muhteşem oldu. Şimdi o yüzden o düzenimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bir yandan Hollandaca kursu, bir yandan spor, bir yandan iş güç. Zaten günlerim doluyor gerçekten. Bir de şimdi kış geliyor buralara. O sebeple önümüzdeki 6-7 ay hakikaten korkunç bir hava bizi bekliyor ve çok az dışarı çıkıyorsunuz. Ve seasonal depression denen şey gerçekmiş aslında. Ben böyle ama ne ya bu falan diyordum da cidden kuzeyde bir ülkede yaşamaya başladığınız zaman dönemsel o daha doğrusu sezonsal, mevsimsel diyelim doğrusu o. Mevsimsel depresyonu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ama
Bana soracak olursanız, şimdi burada artık neredeyse bir sene geçirmiş olacağım önümüzdeki aylarda. Ben soğuğu tercih ederim. Çünkü burada sıcak oldu ve dedim ki Allah kahretsin, çok sıcak. Yani nefes alamıyorsunuz. Buranın sıcağı felaket bir sıcak. İnanamazsınız yani. Yani tercihim Hollanda'nın kışı olur muydu? Ya hayır, tabii ki olmazdı. Daha ortalama bir şey tercih ederdim. Mesela İstanbul'un havası bence çok güzel. Çok okey. Çoğunlukla güneşli. Gün içinde bir kere bile hava durumuna bakmıyorsunuz neredeyse. Yani müthiş, biz burada dakika başı falan bakıyoruz. Yağmur yağacak mı, bulut geçecek mi diye. Tabii ki İstanbul'un havasını tercih ederim. Ama yani daha sıcak bir yerde de olmak istemem. Bir de İstanbul'da yazın bir şey yapmıyorsanız, bir yerlere gitmiyorsanız çekilmiyor. Asfalttan suratınıza vuran sıcak sizi çok bunaltıyor. Şimdi ben böyle bu dipleri nasıl boyayacağım acaba? Yani böyle bir hareket yaptım da, bunu kuaförde kuaförüm yapmıştı mis gibi. Ama şimdi ben nasıl becereceğim onu izleyerek göreceğiz. Mental sağlığım bir tık daha iyi. Toparladım yani buraya alışma, taşınma, bilmem ne süreçlerinin biraz daha artık ilerisi, birazcık daha ilerisindeyim. İleri safhalardayım. Bir düzen oluşturdum. Kendime bir rutinim var hayatımda. Burada yaşama alıştım. Artık burada yaşıyorum gibi de hissediyorum. Eskiden çünkü yani daha doğrusu uzun bir süre sanki hala tatildeymişsiniz gibi geliyor ama bir yandan da bir sürü sorumluluğunuz var falan gibi. Bir sürü garip kafa karışıklığı ve iniş çıkışlı dönemler yaşıyorsunuz kesinlikle. Oralar biraz geçti. Çok şükür yani. Hakikaten zordu. Benim için de zordu. Burakcan için de zordu. Mesela Pınar için hiç zor olmadı. Pınar da ablam bu arada, belki hani bilmiyorsanız. Eğer bilmiyorsanız aynı zamanda kendisi vakti zamanında Pınar'ın Depresyonu diye bir Facebook sayfası ve sonra Instagram sayfası açıp sonra kitap falan çıkarmıştı. Böyle karikatürümsü, aşırı basic şeyler yapıyordu, çizimler yapıyordu ve gerçek hikayeler üzerinden. Çok komikti. Ama beni takip eden çoğu insan zaten Pınar'ı bilir diye düşünüyorum ama şu an beni ilk defa görüyorsanız da açıklamak istedim yani. Pınar, yani Türkiye'de sosyal hayatı olmayan ve daha sonra yurt dışına taşındığında sosyal hayatı hortlayan hani sayılı insanlardan bir tanesi oldu. Niye diyeceksiniz? Pınar'ın 6 tane üniversiteden yani en yakın olduğu kız grubu var. Bir arkadaş grubu var. O 6 kişinin 5'i şu an burada yaşıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şans olabilir mi? Zaten o yüzden sosyal hayatı yoktu Pınar'ın. Yani en yakın arkadaşları yurt dışında yaşıyordu. Bir tanesi Amerika'da yaşıyordu. Pınar'dan 5 ay sonra o da geldi buraya taşındı. İnanılmaz bir şey. O kadar şanslı ki bana diyor ki ben yetişemiyorum diyor burada dışarı çıkmaya. Ben böyle bazen sıkılıp darlanıyorum yani ki burada benim de aslında arkadaşlarım var ama yine de en yakın arkadaş grubum hani burada yaşamıyor açıkçası. O yüzden aynı his olmuyor tabii ki. Nadir bir durum yani. İnsanlar yurt dışına taşındıktan sonra kafayı yiyor abi. Yalnızlıktan. Arkadaşım yok, çevrem yok, arkadaşlarımı özledim diye. Çok da zor bir şey gerçekten yani. Hiç öyle hafife alınacak bir durum değil. Ki ben böyle ya aman evden çalışıyordum ben zaten istediğim zaman sosyalleşiyordum falan desem de bir şeyin elinizde olup onu istememenizle elinizde olmadığı zaman hiçbir şekilde elde edememeniz arasında ciddi bir fark var tabii ki. İnsanlar İstanbul'da görüşelim edelim falan dediğinde böyle çok rahat yalan ediyordum da şimdi burada öyle olmuyor işler yani ve cidden böyle bir 6 ayda bir Türkiye'ye bir gideyim ya diyorsunuz, böyle bir havam değişsin, arkadaşlarımı göreyim falan gibi. Tabii de check-up, make-up. Şimdi biz check-up'a gidiyoruz mesela. Yılda bir yaptırıyorduk zaten. Bu sefer de gitmişken yaptıralım dedik. Burada bir şeye öyle baktırmak diye bir şey yok. Sporda bir tane 50'li yaşlarında bir teyzeyle arkadaş olduk. Sohbet falan ediyoruz. Kadın diyor ki bende katarakt var. Kesin önümü göremiyorum diyor. Bulanık. Çok yoruldum diyor. 3 ay sonra randevu vermişler kadına. Daha gözüne bakılacak da bir de sonra ameliyat randevusu verecekler. Yani hakikaten burada bu işler bizim alıştığımızdan çok daha farklı. Ben Türkiye'deki sistemin de aşırı iyi ve muhteşem olduğunu bu arada düşünmüyorum. Sizi çok fazla bağımlı hale getiriyor çünkü aslında hastaneye, ilaca vesaire. Ben onu da çok sevmiyorum ama buradaki de bana biraz ekstrem kaçıyor açıkçası. Yani bu ikisinin bir ortasını bulsak muhteşem. Şimdi geri kalan boyayı şöyle ellerime alıp
hatır utur yapacağım. Umarım size çok ses gelmiyordur bu arada bu eldiven yüzünden ama çok da sanmıyorum. Yani biraz uzakta tutmaya çalıştım ama video boyunca. Hani umarım işe yaramıştır. Şu kalan boyayı da şimdi boyayı da bırakamazsın biliyorsun o dipte kalan boya hani bir yerlere yedirilecek. Şu arkalarıma çok sürmediğimi bir an düşündüm. Şu kulak arkası. Bu ara gerçekten yani o kadar parçaya bölündüm ki işte bir tane dedim şu saçımı boyarken video çekeyim de azıcık muhabbet edelim. Yani işte buradaki hayat bu. Böyle özetle. Sıkıcı mı? Yani bazen sıkıcı diyebilirsiniz. Bir de biz bayağı banyoda yaşıyoruz gerçekten. Şuradan tren geçiyor. Böyle suburb denince akla gelen böyle yan yana işte evlerin olduğu minnoş bir mahallede yaşıyoruz. Yani Suadiye'den Göktürk'e taşınmışsın gibi ama Göktürk'ten daha da sessiz gibi düşünebilirsiniz. Ama bana vallahi iyi geldi. Başta bir kafayı yiyecek gibi oldum da sonra buranın o temposuna, daha doğrusu temposuzluğuna, yavaşlığına alışınca gayet iyi geliyor. Zaten İstanbul'da 30 sene yaşadım yani. Yetti be. Vallahi yetti. Bazıları İstanbul'u hala çok seviyor. İstanbul sevilmeyecek bir yerde değil bu arada. Yani görüntü itibariyle, yapabileceğiniz şeyler itibariyle, yiyebileceğiniz muhteşem yemekler, manzaralar çok güzel bir yer. Çok eşsiz bir yer. Yani hakikaten ben buraya taşındıktan sonra İstanbul'un kıymetini daha çok anladım aslında. Şey açısından. O kendine has havası, güzel manzaraları vesaire ne kadar gerçekten eşsiz bir yer olduğunu anladım yani. Burada her yer böyle kopyala yapıştır gibi aynı ya. Tamam çok nizami, çok güzel ama çok fazla değil. Mesela geldiğimde birkaç gün geçirdikten sonra ha, tamam yetti diyorum. Yani biraz onun tadını alıp ondan sonra salsam benim için çok güzel olur. O yüzden yılda iki kere İstanbul bence çok okey, çok yeterli. Şimdi birazcık bekleyeceğim, ondan sonra saçlarımı yıkayacağım ve sizler de tekrar. Hani sadece saçımı yıkarım dedim ama baya böyle birazdan Şahane Pazar izleyecekmişim gibi bir pazar duşu aldım. Hani everything shower vardır ya baya foşur foşur yıkandım. Sadece saçımı yıkayacağımı sanıyordum ama kendimi sıcacık suda dakikalarca duş alırken buldum ve bugün pazar. Gerçekten aslında biraz da uyuyor. Şimdi Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimine hazır mısınız? Buyurun. Yalnız bu sefer bir öncekine göre bence daha tek ton olmuş ve yakalamışım bu sefer gibi hissediyorum. Uçlara sürüp diplere sonra sürmek bence çok iyi oldu. Çünkü gördüğünüz gibi sanki kına yakmışım gibi ya da topik sürmüşüm gibi gözükmüyor. Ki bu daha ilk yıkama. Şimdi benim klasik ikili uygulayacağım. Hyaluronik asit serumu ve üzerine Olaplex'in yağı. Ben bunun ikisini hep kullanıyorum. Özellikle saçıma boya yaptıktan sonra saçımın yıprandığı zamanlarda saç hala bir katır katır yani. Ne kadar amonyaksız boya kullansak da boya sürüyoruz sonuçta. Büyük konuşmayacağım ama bir daha herhalde saçımı açmam artık yani. Gerçekten. Bir de yakışıyor bana koyu saç ya. Açık saçta ben çok açık renkli olduğum için böyle sanki o kontrast olmuyor ve her dakika bir makyaj yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve buraya taşındığımdan beri makyaj yapma oranım o kadar azaldı ki. O kadar az makyaj yapıyorum ki. Böyle ruj sürüyorum, o ruju biraz buralarıma falan sürüyorum yani öyle bir ürünle yüzüme renk gelsin yapıp çıkıyorum. Nadiren yapıyorum tabii ki makyaj da. Hani İstanbul'daki kadar değil, İstanbul'da dışarı çıkarken hep makyaj yapmam gerekiyormuş gibi bir his vardı içimde, bir zorunlulukmuş gibi. Şimdi burada ondan eser kalmadı çünkü insanlar bu konuda çok rahat. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Yani işte bir şey yerken, bir şey izleyeyim, arkada dönsün konseptli bir şey bu. Hiçbir amaca hizmet etmeyen, tamamen sohbet edelim, arkada aksın. Benim amacım buydu. Ben bu YouTube kanalı açarken dedim ki insanlar yemek söylerken, yemek geldiğinde ne açacağım ya diye düşünmesin, benim videolarımı açsın. Derdim bu. Ben burada olduğum gibi olmaya ve siz bir şeyler yerken arkada dönmeye devam edeceğim. Etmek de isterim. Siz beni izlerseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Bir türlü 100 bin olamadım. Birkaç bin kaldı ve aylardır bir türlü artmadı. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.